Efendim, iyi günler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz ve Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gazeteciler Mehmet Yakup Yılmaz ve Kadri Gürsel ile birlikte bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir program yapacağız. Çalışan Gazeteciler Günü bizim mesleğin 212 olarak bilinen meşhur kanunu. Bizim bütün özlük haklarımızı düzenleyen en kıymetli kanun bugün tırpanlanmış halde. Onun yıl dönümü 60. yılını geride bıraktık ve bugün biraz basın özgürlüğü, kendi sorunlarımızı konuşacağız. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, ilk soruyu ben açarak başlatayım programı. Bugün bir basın açıklaması yaptınız. Evet. Ve aslında mesleğin hali pür melalini gözler önüne seren istatistikler de paylaştınız. Evet. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün verilerine göre 180 ülke arasında Türkiye ne yazık ki basın özgürlüğü sıralamasında 154. sırada. Evet. Ve giderek de aslında aşağı sıralara doğru iniyor bu skalada Türkiye'nin durumu. Siz nasıl görüyorsunuz bugün medyanın durumunu? Aslında medyanın durumu pek parlak değil, yani gerçekçi olmak gerekirse kutuplaşan, siyasetteki kutuplaşmayı medyada da görüyoruz. Medyanın bir kısmını doğrudan doğruya iktidar kanadı yönetiyor. Öbür kanat ise özgürce yayın yapmaya çaba harcıyor. Pek çok sıkıntıları var, o sıkıntıları aşmaya çalışıyor. Medya özgürlüğü çok önemli. Demokrasilerde çok önemli. Çünkü gerek yasama organını, yani parlamentoyu, gerek yürütme organını yani devleti yönetenleri, gerekse yargıyı denetleyen en büyük güç aslında bana göre medya. Çünkü parlamentodaki bir yasa görüşülürken iktidar ve muhalefet arasındaki tartışmaları haklı ve haksız onu yorumculara bırakıyoruz. Ama medya bunu olduğu gibi geniş kitlelere ulaştırma imkanına sahip. Aynı şekilde yürütme organı bir yolsuzluk yaptığı zaman veya bir haksızlık yaptığı zaman veya doğru bir işlem, yasalara aykırı bir işlem yaptığı zaman onu bir şekliyle yine medya geniş kitlelere duyurabiliyor. Medyanın böyle bir gücü var. Şimdi bu güç aslında sağlıklı çalışan, demokrasiye inanmış bir iktidar açısından çok büyük bir avantaj. Çünkü kendisine bağımsız ve tarafsız olarak aksilikleri, yanlışlıkları veya tutarsızlıkları bildiren organ medya. Alır bakar onu. Yani başka bir şey aramasına gerek de yok aslında. Medya bütün bu çerçevede gerekli denetimi bir anlamda yapıyor. Eğer siz medyanın yaptığı haberlerden rahatsızlık duyup ve kendi uygulamalarınızı dayatmacı bir anlayışla yapmaya kalkarsanız o zaman farklı bir medya çıkıyor ortaya. İktidarın baskı kurduğu, doğruları yazan gazetecilerin hapse atıldığı, yargılandığı, tutuklandığı, gözaltına alındığı bir süreç çıkmış olur ortaya. Bu da demokrasinin olmadığını veya kör topal bir demokrasinin olduğu gerçeğini ortaya koyar. Sınır tanımayan gazeteciler de zaten bu çerçevede bakıyorlar olaya. O çerçevede değerlendiriyorlar. Türkiye'de gazetecilik bence en tehlikeli mesleklerden birisi haline geldi. Yani doğru haber yazıyorsunuz, başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Gözaltına alınabilirsiniz, tutuklanabilirsiniz, yargılanabilirsiniz, devleti yönetenler tarafından terörist ilan edilebilirsiniz, suçlanabilirsiniz. Özlem Hanım, ben 27 Mayıs'ı şöyle veya böyle hatırlıyorum ama onun dışında 71 ve 82 darbelerini de gayet net hatırlıyorum. Hiçbir darbe döneminde böyle bir şey olmadı. Hiçbir darbe döneminde. Ama şimdi ben şahsen bir sivil darbe süreci yaşadığımıza inanıyorum. Ve bu süreçte çok daha ağır medyaya karşı çok daha ağır yaptırımların gündeme geldiğini biliyorum. Efendim, ben başta kısa bir giriş yaptım ama çok tecrübeli iki meslektaşımızla birlikte. Duayen iki önemli gazeteci tabii. Mehmet Yılmaz Bey onlarca basın kuruluşunun bizzat kurucusu olmuş bir isim. Bugün T24 internet sitesinde köşe yazarı olarak mesleğe devam ediyor. Kadri Gürsel ise 2017 yılında 330 gün tutuklu kaldı. Evet. Sadece gazetecilik yaptığı için. Öyle. Cumhuriyet yazarıydı o dönem. Ve bugün hem Diken yazarı hem Halk TV'de program yapıyor. Evet. Artık bir ana akım kalmadı. Ben izninizle burada sözü Mehmet Yakup Yılmaz'a bırakmak istiyorum. Ana akımın kalmaması nasıl sonuçlandı diyelim? Şimdi ana akım kalmadı diyebilir miyiz bilmiyorum. Ana akım yer değiştirdi, kaydı diye görüyorum. Yani
haber yaparken, yorum yaparken, okuyucuyu bilgilendirmeye, haberdar etmeye çalışırken her türlü siyasi bağlantıdan uzak, daha doğrusu herkese benzeri bir mesafe koyarak faaliyet gösteren basın kuruluşları var. Yani en azından ben kendi adıma kendimi öyle tarif ediyorum. Herkesle aramda bir mesafe var. Mesafeyi daraltan ya da uzaklaştıran eylemler benden kaynaklanmıyor. Dolayısıyla ana akım yok diyemeyiz. Ana akım medya küçülerek yer değiştirdi diye düşünüyorum. İşte bizlerin yazdığı internet siteleri, sınırlı imkanlara sahip ve büyük bir baskı altında faaliyet göstermeye çalışan bazı televizyon kuruluşları oluşturuyor artık ana akımı. Gerisi marjinal medya. Nitekim satışlarından, izlenme oranlarının biçiminden onu da görüyoruz, izlenme oranlarının düşüklüğünden. Bugünkü durumu kısaca böyle tarif edebilirim. Demin Sayın Genel Başkan da söyledi. Yani iki kutuplu medya. Hayır, aslında çok da katılmıyorum. İki kutuplu bir medya ortamından söz edemeyiz. Bir kutup var. Bir de kendi mesleğini savunmaya çalışan küçük bir grup var. Bastırılmaya, sindirilmeye çalışan, işte kadriler gibi hapse atılan, her gün haklarında davalar açılan, mesleklerini savunmaya çalışan insanlar var. Şimdi Kadri Bey'in bir şapkası daha var. Uluslararası Basın Enstitüsü, Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı. Bizzat yakından takip ediyorlar. Türkiye'de şu an cezaevlerinde 67 gazeteci var. Bu açıdan dünya ölçeğinde Türkiye nerede? Cezaevindeki gazetecilerin sayısını aslında kimse tam olarak bilmiyor. Dolayısıyla hemen hemen bütün örgütler farklı veriler açıklıyor, farklı rakamlar açıklıyor. Çünkü bana bugün gelen rakam da 68'di. Evet. Ama daha fazla da olabilir. Başka örgütler başka rakamlar vereceklerdir ama bu tabii çok fazla bir fark olmuyor rakamlar arasında. Çünkü Türkiye'de gazetecilerin hapse atılması çok dinamik bir hadise. Sürekli gazeteciler, yeni gazeteciler hapse atılıyor, bazıları tahliye ediliyorlar ve bu böyle bu sayılar sürekli değişiyor. Bunun çetelesini tutmak çok zor bir şey. O yüzden önemli değil. Yani ben meselenin ne kadar zor, çetrefil bir hale geldiğini söylemek için belirttim. Tabii bu Türkiye'de gazetecilerin, bu kadar çok sayıda gazetecinin hapiste bulunması en başta Türkiye'nin dünyadaki saygınlığına çok ağır bir darbe indiriyor, çok zedeliyor bunu. Türkiye'nin imajını, prestijini gerçekten çok olumsuz etkiliyor. Ve şunu söyleyeyim, yani iktidar, hükümet sözcüleri, temsilcileri dünyaya Türkiye'deki durumu anlatamıyorlar. Yani kimseyi dünyada ikna etmeniz mümkün değil. Hapse attıkları kişilerin casusluktan, teröristlikten veya başka cürümlerden dolayı hapiste olduklarını, dünya onların gazetecilik yaptıkları için hapiste olduklarını çok iyi biliyor. Ve her seferinde onlar gazeteci değil dediklerinde iktidar sözcülerinin, kendileri bir puan daha kaybediyorlar, birkaç puan daha kaybediyorlar. İnandırıcılıklarını ve itibarlarını yitiriyorlar. Çünkü demokratik dünyada, demokrasinin hala yaşadığı ve değerlerinin ayakta kaldığı dünyada basın özgürlüğü demokrasiyi ayakta tutan çok önemli bir değer ve kriter. Yani Türkiye'de demokrasi olup olmadığına 4 yılda bir, 5 yılda bir neyse işte seçim yapılıp yapılmadığına göre tek başına karar verilmiyor. Basın özgürlüğü var mı yok mu diye de bakıyorlar. Efendim, o zaman şunu da size soralım. Evet. Çok enteresan bir fotoğraf vardı. Yeni Çağ yazarı, Oda TV yazarları ve aynı zamanda Yeni Yaşam gazetesi. Aslında birbirinden çok farklı okur kitleleri olan, hayata da başka yerden bakan ama tek dertleri gazetecilik olan arkadaşlarımız aynı sebeple gözaltına alındılar, tutuklandılar, yargılandılar. Yani tıpkı muhalefette olduğu gibi aslında böyle herkesi bir yere itme, ama bunun bir yandan da iyi bir yanı da oluyor. İktidarın belki hesaplamadığı. Herkes belki birbirini görmüş oluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Tıpkı Millet İttifakı'ndaki gibi, hani hiç birbirine benzemezler bir arada diyor ya iktidar temsilcileri. Aslında her birimizin belki dünyaya bakışı, siyasete bakışı, olaylara bakışı çok farklı olabilir. Ama
aynı mesleği yapan yani gazeteciler doğal olarak gazetecinin kendi kuralları var, evrensel kuralları var. Onlar bizim baktığımız gözün daha dışında, farklı bir gözle bakarlar. Onlara göre haber farklıdır, bize göre haber farklıdır. Dolayısıyla sizin örneğini verdiğiniz olayda bir olaydan yola çıkarak işte şehit edilen bir MİT görevlisinin işte fotoğrafı, haberi vesaire falan bunların yayınlanması onların cezalandırılmasına yol açtı. Ben orada bir yani bir yargılama yapıldı doğru ama o yargılamanın gerçek anlamda bir yargılama olduğuna inanmıyorum. Orada verilen bir talimat var yargıya. Bunları uzun süre içeride tutacaksın. Uzun süre zaten içeride tutuldu. İddianameler hazırlanmadı. Oysa iddianameler bir gecede hazırlanıyor. Bunun örneğini de çok gördük. Brunson örneğinde bunu görmüştük. Uzun süre tutuldu. Yani cezalandırma, siz nasıl böyle bir haber yaparsınız diye yola çıktılar. Oysa o haber daha önce vardı, açıklandı, fotoğraflar yayınlandı. Bütün bunların hepsi biliniyordu. Amaç cezalandırmaktı, gazetecileri cezalandırmaktı. Bir daha böyle haberleri yapmayın diye veya bizi rahatsız eden haberler yapmayın diye. Doğru değil. İşte Oda TV galiba kaç gün oldu bilmiyorum. 311 gün falan oluyor. Hala kapalı. Yani niye kapalı? Anayasada hüküm var, yasalarda hükümler var. Bunlara el konulamaz deniyor diyor. Medya organlarının kullandığı araçlara el konulamaz diye, zapt edilemez diye açık hüküm var. Siz açıkça el koymuşsunuz ve ben buraya yayın yasağı getiriyorum diyorsunuz. Ve üstelik çok uzun bir süre. Eğer varsa bir haber, rahatsız ediyorsa hani o habere erişim yasağı zaten getiriyorlar. Haber yayınlanıyor, herhangi bir şey yok. Yani haberle ilgili hiçbir kısıt yok ama orada internet sitesini cezalandırmak için bunu yapıyorsunuz. Bunlar doğru değil. Şu tabii hükümet biraz da kendi ayağına kurşun sıkan bir görüntü içinde. Bir taraftan demokrasiden bahsediyor, medya özgürlüğünden bahsediyor. Öbür taraftan doğru haberler dolayısıyla cezalandırılan gazeteler var, gazeteciler var. Devreye konulan gazetelere ceza vermek için devreye konulan kamu organları var. Basın İlan Kurumu gibi, RTÜK gibi, Maliye Bakanlığı gibi. Bunları devreye koyup ayrıca cezalar, para cezaları, karartma, ekran karartma cezaları gibi cezalar veriyorlar. Bunlar tabii dünya bunu görüyor zaten. Gördüğü için de Türkiye'de bir demokrasinin yani Kadri Bey söyledi. Yani 5 yılda bir ya da 4 yılda bir gidip sandıkta oy kullandık. Dolayısıyla iktidarı seçtik bizde demokrasi vardır. Yok yani bu demokrasinin sadece bir parçası o. Ama onun dışında düşünce özgürlüğü, düşünce ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, güçler dengesi, yürütme organının şeffaf olması, bütün yaptığı harcamaların hepsinin hesabını vermesi, bunların hiçbirisi yok. Ve beni üzen şöyle bir şey var Özlem Hanım. Bunlara yok diyoruz ama yıl geçtikçe bu yokların sayısı artıyor. Yani bu da olmaz dediğiniz oluyor. Bir süre sonra o olağan bir şeye dönüşüyor. Arkasından bakıyorsun bir şey daha ya bu kadar da olmaz diyorsunuz. O da oluyor. Dolayısıyla hani Türkiye bir anlamda ya insan olarak düşündüğümde 83 milyon bir anlamda paralize edilmiş durumda. Yani nerede olacak bu hükümetin yaptığı demokrasiye aykırı uygulamalar nerede son bulacak? Bu konuda hani hiç kimse bir tahmin yürütemiyor. Benim şöyle bir görüşüm var. İlk seçimlere kadar bu böyle gidecek. İlk seçimlerden sonra bu tablo değişecek. Neden ilk seçimler? Onu da ifade edeyim. Çünkü toplumun yani siyasi görüşümüz ne olursa olsun bir demokrasi kültürü oluştu. Yani insanlar düşüncelerini bir şekliyle ifade etmek istiyorlar. Yasak duymak istemiyorlar. Evet insanlar düşüncelerini açıklar. Beğenirsiniz veya beğenmesiniz. Demokratik bir ortamda tartışmaların olmasını ister. Kutuplaşmanın topluma zarar verdiğini zaten toplum görmeye başladı. Dolayısıyla ilk seçimlerden sonra ben bu tablonun süratle değişeceğini ve Türkiye'de gerçek anlamda demokrasiye duyulan özlemin süratle yaşama geçirileceğini düşünüyorum. İktidar değişikliğiyle birlikte. Bir soru sorabilir miyim? Biz de soru sorabiliyoruz değil mi bu arada? Estağfurullah. Onun için buradayız. Buyurun. Yani çünkü Sayın Genel Başkan ilk seçimde bu tablo değişecek diye evet. Bir cümle kullandı, ifade etti. Ona binaen sormak istiyorum. Şimdi yani medya özgürlüğünün sağlanması ve güvence altına alınmasının Türkiye'nin acil meselelerinden biri olduğu herhalde aşikar değil evet. mi?
O zaman ilk seçimden sonra diye devam edeyim ben de. İlk seçimden sonra bu tablo değişirse bu özgürlüğün güvence altına alınması ve tatbik edilmesi, yani bu özgürlüğü bütün Türkiye'nin yaşaması için ilk icraatınız ya da icraat, yani ilk atacağınız ilk adımlar ne olacak? Kadri Bey, bugün bir basın toplantısı yaptım. O basın toplantısında medya özgürlüğü için asgari 10 kuralın olması gerektiğini söyledim. Bunlardan mesela birisi medya sahibinin medya dışında başka bir işle uğraşmaması ve sıcak siyasetin bir unsuru olmaması gerektiğini söyledim. Böylece sadece medya ile uğraşıyor. Dolayısıyla politik olarak başka bir baskı altında kalmamış olacak. İşte bankası mı var, kuruluşu mu var, bankalardan kredi mi alacak? Böyle bir olayla karşılaşmadığı için güçlü olacak medya patronu. Bunun üzerinde durdum. Özür dileyerek araya gireceğim. Tabii. Bu konuda düzenleyici bir takım adımlar mı atmak? Evet, yasal düzenlemeler. Yani yasal düzenlemeler. Ben de bir araya girebilir miyim o zaman? Özür dilerim. Şimdi bu dediğiniz şey girişim özgürlüğüne aykırı. Evet. Girişimcilik serbest kalacaksa. Evet. Demokrasinin bir parçası da temel parçalarından biri de girişim hakkıdır. Dolayısıyla bir gazete sahibinin aynı zamanda bankanın sahibi olmasını engellemek, buna yönelik bir engel koymak, bu özgürlüğün kullanılmasını engellemek anlamına da gelebilir. Asıl olan, bana da öyle geliyor ki, bunları yasaklamaktan ziyade her şeyi iyi regüle eden kurumlara sahip olmaktır. Bunu mu anlatmak istiyorsunuz şey derken? Yoksa bir yasak varız biz bu. Şöyle belli kurallar getirmek gerekiyor şimdi. İşin özü medya patronunun sadece o alanda ilgilenmiş olmasıdır. Çünkü şöyle bir iktidar değişikliğinde veya medya patronunun bağımsız yayın yapan organları televizyon, gazete, radyo vesaire olduğunda ve bu iktidarı rahatsız ettiğinde iktidar patronun diğer mali ilişkileri içine çok rahat girebiliyor. Her türlü cezayı kesebiliyor. Onu frenleyebiliyor. Baskı altına alabiliyor. Bunu yaşadık zaten. Evet, bu baskılardan arınması lazım. Bu baskılardan arındığı zaman, sadece medya işi yaptığı zaman zaten bu baskılardan büyük ölçüde arınacaktır diye düşünüyorum. Tabii sizin söylediğiniz de çok önemli. Yani girişim özgürlüğü, evet, insanlar her alanda faaliyet gösterebilir. Yani dolayısıyla siz sadece bankacılık, efendim başka bir işle uğraşmayacaksınız diye bir kural çok zor. Ama medyanın kendine özgü bir yapısı var ve bu yapı bizim yasama, yargı ve yürütme için hangi kurallar, mesela yasama organına mensup olan bir kişinin ticaretle uğraşması etik değil ve doğru da değil. O işi genelde siyasete girdiği zaman başkalarına bırakıyor. Burada da medya patronu başka bir işi varsa onu oğluna bırakabilir, başka birisine bırakabilir ama medya işini bağımsız kendisi götürebilir. Yine kural olmamakla beraber ki anayasada kimseye sendika kurmaya zorlanamaz deniyor ama benim şahsi kanaatim bütün medya çalışanlarının sendikalı olma zorunluluğunu getirmemiz gerekiyor. Böylece gazeteci patronuna karşı da bağımsız olacak. Yazdığı haber doğruysa o haberin arkasında durabilecek ve en büyük desteği de kendi arkadaşlarından alacak. Evet, bu gazetecinin yazdığı bu haber doğrudur. Sendika olarak biz de destekliyoruz. Ona da böyle bir güvencenin verilmesi gerekiyor. Bu da bana göre çok önemli. Yine aynı şekilde siz tanığı oldunuz. Diyelim ki bir gazete dağıtım hakkını, gazetelerin dağıtım hakkını tekel olarak elinde bulunduruyor. Başka bir gazete çıktığı zaman onu dağıtımını yapmıyor. Burada da şöyle bir kural getirilebilir. Bütün medya patronları bir araya gelir. Tek bir dağıtım şirketi kurarlar. Herkes eşit pay sahibi olur ve bu gazeteler bağımsız olarak dağıtılır. Yani herhangi bir baskı altında kalmadan bunun da sağlanması lazım. Ben RTÜK'ün ve Basın İlan Kurumu'nun yeniden yapılanması gerektiğini de düşünüyorum. RTÜK'e medya mensuplarının oluşturduğu grupların, yani bu bir cemiyet olabilir, sendika olabilir, başka bir şey, dernek olabilir. Bunlardan da RTÜK ve Basın İlan Kurumu'nun yönetiminde bunların da olması lazım. Ve bunların yönetimi, özellikle RTÜK'ün yönetiminde siyasetçilerin biraz azalması, onun yerine İşte sizin sendikanız var veya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi çok eski kurumsal bir kimliği olan bir başka örgüt var. Buralardan insanlar katılabilirler. Dolayısıyla
daha sağlıklı karar alabilen, olayları çok daha iyi bilen, analiz eden bir yapının yönetimde olması lazım. Bunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde ben zorunlu ilan veriliyor televizyonlara. Hükümet canı sıkıldıkça bir şey çıkarıyor, zorunlu ilan veriyor. Ama bu televizyonlar zaten zor yaşıyorlar. Yani bir sürü sıkıntıları var. Eğer sen devlet olarak ilan vereceksen parasını öde bunu. Yani dolayısıyla bedavacılıktan hükümetin kurtulması lazım. Buna benzer basın kartı veriliyor. Şimdi basın kartı, bakın Sayın Yılmaz, şöyle bir şey oldu. 1997'de bu yıpranma hakkını gazeteciler aldılar. Sonra 2008 yılında yıpranma hakkını mevcut hükümet dedi ki hayır, gazetecilerin yıpranma hakkı yoktur, ellerinden aldı bunu. Arkasından işte yine gazetecilerin isteği üzerine değişik kanallardan olur getirelim dediler. Bu sefer basın kartı sahibi olanlara biz bu yıpranma hakkını vereceğiz. Ya kardeşim, peki basın kartı sahibi olacağım da ben zaten medyada çalışıyorum ama benim verdiğim basın kartı olacak. Benim verdiğim basın kartı olmasa sen gazeteci değilsin. Bunun da kalkması lazım. Dolayısıyla basın kartının gazetelerin kendi örgütlerinin oluşturduğu bir kurum tarafından verilmesiyle. Bağımsız bir kurum tarafından verilir. Yani devlet gazeteci değil, kimin gazeteci olup olmadığını gazeteci karar verir. Efendim, yani sizin gerçekten çok özür dileyerek şu an İletişim Başkanlığı Basın Kartı Komisyonu'nda tek bir meslek örgütü yok. Eskiden bizim meslek örgütlerimiz orada bir temsilciyle temsil ediliyordu. Evet. Şu an sadece komisyondaki isimlerden ibaret. Yani meslek örgütleri temsil edilmiyor orada. Evet. Meslek ben de tamamlayıcı bir bilgi vereyim. Meslek örgütlerinin temsil oranı düşürüldüğü için meslek örgütleri de bu durumu protesto ederek çekildiler. Evet. Yani meslek örgütlerinin hiçbir hükmü kalmamıştı. Orada temsilen sadece bulunmak durumundaydılar ve bunu da kabul etmedikleri için çekildiler meslek örgütleri. Ya buna ama benzer. Yani başkanın dediği zaten genel demokratik ülkelerde olan düzen. Aynen öyle. Yani o ülkelerde var. Biz de zaten oraya bakıyoruz. Yani yeniden bulduğumuz, yeniden keşfettiğimiz bir şey yok yani. Çünkü gazeteciliğin kendine özgü bir yapısı var. Yani bir siyasetçi gibi değildir gazeteci. Gazeteci bir yargıç gibi hayatı yargılar yani. Bakar, eğrisi doğrusu neyse oturur yazar. Dolayısıyla iyi bir siyasetçi, iyi bir yönetici gazetelere mutlaka her gün bir bakar. Yorumlara bakar, okur. Haklı veya haksız. Gazetecilerle varsa bir yanlış telefon eder. Ya burası yanlış, bak bunun böyle olması lazım der. Ve bir yanlışı varsa oradan ders çıkarır. Aynı eleştiriyi almamak için. Şimdi bizde bu kültür yok edildi. Eleştiren düşmanlaştırıldı. Vay efendim, sen bunu neden yazardın? Ya niye yazılmasın? Yani bu haber gazeteci için bir haberdir ve gazeteci bunu yazar. Dolayısıyla sağlıklı işleyen bir demokraside gazetecinin rolü çok önemlidir. İktidarın zafer sarhoşluğuna kapılmaması için son derece önemli ve değerlidir. Bunun da korunması siyasetçinin elindedir. Yani siyasetçi de bunu korumak zorundadır. Eğer biz bunu yapabilirsek aslında yani medya görevini yapmış olacak. Siyasetçi yürütme organı görevini yapmış olacak. Yasama organı, yargı organı görevini yapmış olacaktır yani. Gazetelerin olmadığı ya da gazetecilerin olmadığı bir dünyayı ben hiç düşünemiyorum. Yok öyle, böyle bir şey olamaz yani. Hele 21. yüzyılda hiç olamaz. Bizim söylediklerimizi kim yazacak? Veya bizi eleştirenleri kim yazacak? Geniş kitlelere kim duyuracak? Bu gazetecilerin görevidir. Dolayısıyla bu mesleğin, ben hani çağdaş demokrasilerde dördüncü güç olarak kabul ediliyor yasama, yargı, yürütme ve medya. Bana göre medya ilk üç organı halk adına denetleyen, yargılayan, eleştiren, yeri geldiğinde de öven bir kurum. Medya bir kurum, kurumsal bir yapı olarak bakmak gerekiyor ve onu önündeki bütün engelleri aşması için çaba göstermek gerekiyor. Bir avantajı daha var medyanın bana göre. Evrensel kuralları var.
Yani Türkiye özgü kurallar değil aslında. Ya. Evrensel kuralları var. Yani işte haber nedir? Bunu en iyi siz bilirsiniz. Etik değerleri var. Aynı zamanda medyanın kendine özgü etik değerleri var. O kurallar. Sizin örgütler de zaman zaman bunları yayınlıyorlar. Bizler de gazetelerden veya sizin meslek kuruluşlarının internet sayfalarından bunları okuyoruz. Baktığımız zaman Amerika'daki veya Japonya'daki veya Güney Kore'deki gazetecilerin uyduğu ilkelerle Türkiye'de gerçekten gazetecilik yapanların uymak istedikleri ilkeler aşağı yukarı aynı. Bir şey sorabilir miyim? Bir not sadece özür dileyerek. 2005 yılında Yunanistan medya sahiplerinin, sermaye sahiplerinin kamu ihalelerine girmelerini engelleyen bir kanun çıkardı. Avrupa Komisyonu'ndan döndü bu, rekabete aykırılıktan. Yani bu dünyada da aslında hali hazırda da tartışılan bir konu. Ama Avrupa Birliği neticede bir ekonomik birliktelik. Evet. Orada da görmüş öyle. Olduk. Ama bu pekala düzenlenebilir. Herhalde bir etik meselesi olarak görmek evet. daha doğru evet. olabilir. Buyurun. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Türkiye'de medyanın sahiplik yapısı hükümet tarafından, bugünkü yönetim tarafından evet. değiştirildi. İşte kamu bankalarından verilen ve geri ödenmediğin, hiç hala ödenemediğimiz evet. krediler, işte baskılarla bir medyanın sahiplik yapısı değişti. Değişti. Ve o sahiplik yapısı değişen medyanın yeni sahiplerinin de medya işinden zarar ettiklerini biliyoruz. Çünkü gazeteler satmıyor, televizyonlar izlenmiyor. O aranda öyle. Reklam geliri düştü. Ama buna karşılık kamu ihaleleriyle o sahipler, medya sahipleri sübvanse ediliyor hükümet tarafından. Evet. Peki siz bu yönetim değiştiğinde, gelecek seçimden sonra bu işi nasıl tekrar normal bir haline sokacaksınız? Nasıl regüle edeceksiniz bu sahiplik yapısını? Değiştirmek yolunda bir planınız var mı? Şöyle iki temel şeyden söz edeyim. Bunlardan birisi basın ilan kurumu. Şu anda basın ilan kurumu aracılığıyla aslında devlet soyuluyor. Gazetelerin tirajları, bizim havuz medyası olarak tanımladığımız gazetelerin tirajları çok düşük. Yani 5.000 var, 6.000 var, 10.000 var, 30.000 var, 35.000 var ama resmi kendilerinin yaptığı açıklamalara bakınca 300.000, 250.000, 500.000 falan diye yazıyorlar, çiziyorlar, söylüyorlar ve bunun üzerinden de basın ilan kurumundan para alıyorlar. Biz basın ilan kurumunun elbette destek versin, yardım yapsın, yani ilanları oraya versin ama bunun objektif, uluslararası saygınlığı olan bir kurum tarafından denetlenmesi ve gerçek tirajlar üzerinden bu yardımın yapılması gerektiğini söylüyoruz. Aynı şekilde televizyonlarda reyting ölçümleri yapılabilir. Bunlar da yapılıyor zaten. Bu konuda profesyonel kuruluşlar var, saygınlığı olan kuruluşlar var. Onlara göre bunlara da eğer bir yardım yapılacaksa o çerçevede bir yardım yapılabilir veya destek yapılabilir, bir şeyler sağlanacak. Objektif kurallara bağlanması lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Bir gazete kapandı. Yanlış hatırlamıyorum, ismi Güneş'ti galiba. 150 bin tirajlı bir gazete. 150 bin tirajlı bir gazete niye kapansın? Ama hepimiz biliyorduk ki bunun tirajı 5.000'i bile geçmiyor. Ama 150 bin tiraj üzerinden bu basın ilan kurumundan para alıyordu. Ben bunu bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Fuat Oktay'a, bunları denetleyin, gerçek tirajlar üzerinden parayı ödeyin diye ve bunu ben takip edeceğimi söyledim. Siz de lütfen yani bunu bir denetletin, uluslararası saygınlığı olan bir kuruluşa denetletin diye. Bakalım ne yapacaklar. Yani bir haber gelmedi şu ana kadar ama böyle bir tablo var. Şimdi devletten beslenme, şimdi televizyon kanalları özellikle ve medya, iktidara destek veren medya, sadece basın ilan kurumu aracılığıyla değil, kamu bankaları üzerinden de iyi reklamlar alıyorlar. Bağımsız yayın yapan ya da özgürce yayın yapan televizyon kanallarına bu reklamlar hiç verilmiyor. Biz Ziraat Bankası'nı, Halk Bankası'nı, Vakıflar Bankası'nın reklamını asla göremezsiniz. Buralara, gazetelere de asla göremezsiniz. Vermiyorlar zaten. En son Turkcell'in yönetimini değiştirdiler. Eskiden Turkcell bütün gazetelere, televizyonlara belli ölçüde ilan verirdi. Şimdi onu da ele geçirdiler. Yani iktidar mensupları ele geçirdi. Onlar da sadece belli medya gruplarına destek veriyor ya da grubuna destek veriyorlar. Bir başka önemli nokta, onu da ifade edeyim Sayın Yılmaz. Şimdi o gazetelerin, yani iktidara destek veren gazetelerin yayın organlarının devletten ihale alma gibi bir gelenekleri var.
Bunlar çok büyük ihaleleri alıyorlar. Üstelik yani ihale diyoruz ama yani ihale değil yani. Onların arzusu üzerine, davet üzerine gereği yapılıyor. Yoksa hani böyle kamuya açık bir ihale yapılmıyor. Zaten kamuya açık bir ihale yapsa bunlar o ihaleleri zaten alamazlar. Ama veriliyor ve onlara şu görev veriliyor. Yani ihaleyi aldın ama şu gazetelere, şu televizyonlara belli bir süre patronluk yapacaksın. Onların masraflarını karşılayacaksın. O ihaleyi aldıktan sonra uzun süre onu karşılıyor. Bir süre sonra artık benim için doldu. Başka bir arkadaş karşılasın. Bu sefer ihaleyi bir başkası alıyor, o karşılıyor. Böyle bir tablo var yani Türkiye'nin gündeminde. Bu tablo bilmiyorum bizim Cumhuriyet tarihinde hiç olmadı. İlk defa. Böyle bir tablo hiç olmadı. Ama biz bunu şimdi görüyoruz, yaşıyoruz. Ben o gazetelerde ve televizyonlarda çalışanları suçlamıyorum, onları ayırıyorum. Yani onlar bir şekliyle orada emek harcıyorlar, çalışıyorlar. Ama yönetici pozisyonda olanlar ve bir anlamda kamudan aldıkları kaynaklarla yaşamlarını sürdürenler, varlıklarını ona bağlı olanlar uzun süre yaşayamazlar. Yani bir süre sonra bunlar, yani siz de galiba Kadri Bey söyledi, televizyonları zaten izlenmiyor, gazeteleri zaten okunmuyor bunların. Dolayısıyla çünkü halk bağımsız yayın yapan haber kanallarına ilgi gösteriyor. Sadece at gözlüğü takmış ve sadece belli bir olaya, yani diyelim ki muhalefeti eleştirmek üzerine görev üstlenmiş bir medyaya pek sıcak bakmıyor. Kadri Bey. Evet, şimdi basın özgürlüğünün gazetecilerden önce, basından önce halkın temel ihtiyacı ve hakkı olduğu gerçeği var. Aynı zamanda basın özgürlüğü İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. maddesine göre de temel insan hakkı olarak kabul edilir. Hatta buradan okuyayım ben. Özetle, bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliği de kapsıyor bu hak. Dolayısıyla bilgiye ulaşma ve yaymak basın özgürlüğüdür. Şimdi ben maalesef Türkiye'de basın özgürlüğünün halk ve seçmen tarafından genel olarak sanki gazetecilerin özgürlüğüymüş gibi algılandığını üzülerek görüyorum, teşhis ediyorum. Belki bu algı bir miktar kırılmış ve doğru bir yatağa oturmuş olabilir ama siz CHP Genel Başkanı olarak ve CHP olarak doğru bir basın özgürlüğü algısı oluşturmak açısından ne diyebilirsiniz? Bu konuda halka ve seçmenize neler diyebilirsiniz? Neler yapabilirsiniz diye ben açıkçası merak ediyorum. Çünkü seçmenin talebi, bu yönde bir talebi olması lazım. Yani basın özgürlüğünü talep eden bir seçmen henüz gördüğüm kadarıyla yok ya da çok az Türkiye'de. Şimdi belki şöyle başlamak lazım. Yani var olan medya halka ne kadar güven veriyor? Belki oradan başlamak lazım. Çünkü haberi okuyor. Bir süre sonra o haberin gerçek olmadığını, doğru olmadığını görüyor. Gazetecinin, objektif haber yapan gazetecinin veya internet sitelerinin, yayın organlarının, televizyon, radyo gibi yayın organlarının bağımsız haber yapıp, objektif haber yapıp halka güven vermesi çok önemli. Güven veren zaten medya yok mu? Var tabii yani. Gazetelerde var, televizyonlarda var, internet sitelerinde var. Zaten bunların, diyelim ki internet sitelerinin tıklanma oranları çok yüksek. İnsanlar bakıyorlar, okuyorlar veya güven veren yazarlar var. O yazarları açıyorlar, okuyorlar o yazarları. Günlük olarak açıp bakıyor, okuyorlar. Tabii ama herkes okuyor mu? Hayır, herkes okumuyor tabii. O da hayatın bir başka gerçeği. Herkesin işi var, gücü var. Bazıları siyaseti çok daha yakından izliyor, onlara bakıyor, belli önemli yazarların bir şekliyle bakıyor, onların görüşleri nedir, ne değildir diye bakıyor. Kendi siyaset dünyasını zenginleştirmek açısından. Bu bizim için de geçerli, yani siyasetçiler için de geçerli, bizler de bakarız. Önce bir güveni sağlamak lazım. Yani medya ile vatandaş arasında bir güveni sağlamak lazım. Bu güveni sağlayacak olan kurum, kurumun başında da siyaset kurumu geliyor zaten. Siyaset kurumu doğru haber yapanı düşmanlaştırırsa, o zaman vatandaşın bir kısmı oy veren, ya bu bize doğru haber vermiyor algısını pekiştirmiş oluyor. Oysa haber doğruysa
o doğru haberin gereğini yapmalı. Kendisinin bir yanlışı varsa o yanlışı düzeltmeli ve bunu söylemeli. Düşünün yani bizim ülkemizde Cumhurbaşkanı pozisyonda olan kişi açıkça bir gazetenin ismini vererek efendim bu gazeteyi almayın ben de zaten okumuyorum. Ne demek bu yani? Şimdi böyle bir ortamda siz medya özgürlüğünden söz edemezsiniz. İkinci nokta şu, ben kurumsal olarak var olan hukuki altyapının eksiklikleri olmakla beraber yeterli olduğuna inanıyorum. Çünkü anayasa çok açık. Basın hürdür, sansür edilemez. Daha ne desin anayasa? Yayın organlarının işte makinalarına, işte internet sitelerine zapt ve el konulamaz diyor. Bu da yine anayasa hükmü aynı şekilde. Orada yer alıyor. Gazetecinin haber yapma hakkı korunur ve bu da devletin görevi olarak belirlenmiş. Yine anayasanın bir başka maddesinde. Basın kanununa bakıyorsunuz, gazeteci her alandan haber toplar tabii. Haberin kaynağının açıklanmaması ve tanık olarak gösterilmemesiyle ilgili de güvence verilmiş. Ya bütün bunların hepsi var aslında. Yani baktığınız zaman hukuken her şey var. Ufak tefek eksiklikler olabilir ama her şey var. Temel normlara, iskelete baktığınız zaman her şey var. Peki ortada olmayan ne? Bunlara inanmayan bir siyasetçi yapılanması var. Bir siyasetçi yapısı var. Bunlara inanmayan ve bunları bozmak isteyen. Ben onu şöyle diyorum. Yani yasa dışı yöntemlerle yasal kurumları kullanarak gazetecileri susturmak, medyayı susturmak gibi görev üstlenmiş bir yapı var, bir iktidar var. Nasıl kullanıyor bunları? İşte basın ilan kurumu diyor ki haber yazdın. Haber doğru mu? Doğru. Ama buna talimat veriyor basın ilan kurumuna. Efendim 3 ay, 5 ay, 2 ay, 15 gün ilan vermeyeceksin. Yani parasal olarak cezalandırıyor. Batsın bir daha yayın yapmasın diye. Veya RTÜK ekranı karartacaksın diyor. Veya Maliye Bakanlığı talimat veriyor. Gidin vergi müfettişleri, gidin bakayım şu patronun burnundan bir getirin bakayım. Ceza falan hiç önemli değil. Yazıyor raporu, gitsin 10 yıl uğraşsın. Ne olacak? Mallarına da tedbir koyarız, bu hiçbir şey yapamaz. Şimdi dolayısıyla bunların tamamı yasa dışı. Ama yasanın içinde uygulanıyor. Güç, yasayı, yasanın konuş amacının tam tersine bir sonucun doğmasına yol açıyor. Bu gücü kullanan da tabii siyasi erk. Böyle bir yapı var. Şimdi biz ne yapabiliriz? Aslında siz bunu yapıyorsunuz yani gazeteciler olarak bütün baskılara rağmen direniliyor, yazıları yazılıyor, çiziliyor, eleştiriyse eleştiri yapılıyor. Bunlar yapılıyor, belli mecralarda yapılıyor, belli yerlerde yapılıyor. Gazetelere baskı var ama bu baskılara rağmen devam ediyor. İlan verilmedi ama gazetenin okurları geldiler bir araya küçük küçük ilanlar vererek gazetenin yaşamasını sağladılar. Bu aslında demokrasiye ve medya özgürlüğüne inanmış bir geniş kitlenin, entelektüel bir kitlenin olduğunu da gösteriyor. Her alanda yani sanayiden tutun işçiye kadar her alanda, üniversitedeki belli yerlerde, okullarda belli dönemlerde mezun olanların kendi dayanışmaları, hala o dayanışmaların sürmesi gibi bunlar oluyor. Dolayısıyla ben çok karamsar değilim. Yani bütün bu yapı devletin bütün pohpohlamasına, bütün kaynakların öbür tarafa aktarılmasına rağmen öbür tarafın büyük bir itibar kaybına uğradığını ama bu tarafta çok dar bile olsa, çok zayıf bile olsa, ekonomik olanakları çok sınırlı da olsa bu kesimin toplumun en azından önemli bir kısmına ciddi bir güven verdiğini, haberler açısından da güven verdiğini görüyoruz tabii. Sadece biz değil aslında, dünya da görüyor bunu. O gazetelere itibar etmiyor mesela, iktidar destekli gazetelere. Muhalif olan yani haberi objektif olarak yansıtan gazetelere de saygı duyuyor. Dolayısıyla o da bizim açımızdan çok önemli. Efendim? Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın. Yok yok, çok evet. Toparlayıcı oldu. Evet, çok teşekkür ederim. Ben bir RTÜK kanunun kabul edildiğini hatırlatmak istiyorum. İzninizle kabul edilişini. 2001 yılında ben parlamento evet. muhabiriydim ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tüm itirazlara rağmen mecliste kabul edilen o kanunu veto etmişti. Ve dönemin kudretli medya patronlarının da hedefi haline gelmişti. Ahmet Necdet Sezer daha sonra mecliste bir konuşma yaptığında da o konuşma büyük gazetelerin hiçbirinde yani dönemin evet. Cumhurbaşkanı konuştu ama tek satır neredeyse haber olmadı. Biraz da çuvaldızı kendimize batırmak için söylüyorum.
Ahmet Necdet Sezer'in o vetosunda şöyle diyordu Sezer. Basına getirilen keyfi ve ağır cezalar, medya patronlarının devlet ihalelerine girmesi, tekelleşme, yerel medyanın önünün tıkanması, basının haber alma ve yayma özgürlüğünün engellenmesi, üst kurul üyelerinin, yani RTÜK üstten bahsediyor, üst kurul üyelerinin meclis genel kurulunca seçilmesi. Bütün bunları öne sürerek bu kanun doğru olmadığını ifade etmişti ama o kanun ne yazık ki geçti. Peki RTÜK en önemli başlıklardan biri. RTÜK'te sizin partinizin iki temsilcisi var. İkisi de bizim meslektaşımız ve onlar da sık sık dile getiriyorlar. Biz burada sadece yapılan yanlışı ifşa etmekle görevliyiz şu an. Çünkü sayısal olarak bizim tüm itirazlarımıza rağmen işte o kapatma kararları ve benzeri kararlar geçiyor. Cezalar vesaire. Nasıl buluyorsunuz RTÜK'ün bu keyfi uygulamalarını? Şimdi keyif şöyle, normalde siyasi partilerin RTÜK'e eğer temsilci atayacaklarsa bu insanların sıcak siyasetten gelmemelerine özen göstermeleri gerekir. Yani o mesleğin dünyasından insanların oraya atanması gerekir. Doğru olanı budur bana göre. Bunun yapılması lazım. En azından o konuda biraz mürekkep yalaması lazım. Yazı yazması lazım, yorum yapması lazım, çalışması lazım. Geçmişinde yaptığı çalışmalarla göz doldurması lazım. Oraya geldiği zaman da zaten bir olay geldiği zaman veya şikayet geldiği zaman da oturup bir gazeteci gözüyle olaya bakması lazım. Evrensel kurallara bakması lazım, yasalara bakması lazım. Bu çerçevede hareket etmesi lazım. Şimdi RTÜK'e siyasetçiler atama yapmaya başlayınca biz eski milletvekilleri nasıl oraya monte ederiz diye getirdiler eski milletvekilleri. Tabii eski milletvekilleri gelince ne oldu? Talimat almaya başladı. Talimatın gereğini yerine getirmeye başladılar. Faruk Bildirici mesela bizim bir üyemizdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçtiği bir üyeydi. RTÜK Başkanı'nın yasaya aykırı olarak kendi alanlarına giren bir kamu kuruluşuna yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını doğru bulmadı ve bunu yanlıştır dedim. RTÜK yasasına aykırıdır bu dedi. Hem eski milletvekili aylığı alıyorsun, hem RTÜK başkanlığı aylığı alıyorsun. Bir de hak etmediğin, yasaya aykırı hakkında karar verdiğin bir başka kamu kuruluşunun yönetiminden de ayrıca aylık alıyorsun. Bunu itiraz etti. Ne oldu? İşte maalesef seçilemedi parlamentoda. Çünkü Erdoğan karşı çıktı. RTÜK Başkanı karşı çıktı. Neden basın toplantısı yapıyor diye. Yapacak tabii basın toplantısı. Yani bir yanlışlık varsa bu yanlışı dile getirecek. Olmadı. Biz şimdi bizim arkadaşlarımız medyaya aykırı, medyanın kurallarına aykırı, yasalara aykırı uygulamalar geldiği zaman zaten onun muhalefet şerhini yazıyorlar, tarihe not düşüyorlar. Bunları gerçekleştiriyorlar. Siyasetteki ayrışma, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı gibi şeklindeki bir ayrışma RTÜK'e de yansımış durumda. Orada AK Parti ve MHP ortak hareket ediyor. Ortak bir anlamda görev yapıyorlar. Gelen talimata göre karar veriyorlar. Böyle bir tablo var. Bu tablonun maliyeti kime çıkıyor? Maliyeti medyaya çıkıyor. Yani televizyona çıkıyor, kapatıyorlar. İşte dolayısıyla evet, ağır para cezaları var. Yargıya gidiliyor. Doğru, yargıya gidiliyor. Ama yargı da kontrol altında. Onu da kabul etmek lazım. Uzun bir süreç var. Yargı kararı çıktıktan sonra diyelim ki en tepeden karar çıktıktan sonra zaten hiçbir anlamı yok. Zaten karartma gerçekleşmiş oluyor yani bakıldığı zaman. Sorunlu bir kurum. Yani kurum medyayı evrensel kriterler esas alınarak karar verilmesi gereken bir kurum olmaktan çıkmış. Siyasi otoritenin baskı yapabileceği ve susturabileceği, istediğini susturabileceği bir kurum haline dönüşmüş. Böyle bir garip yapı var maalesef. O zaman şu kültür meselesine de girelim mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ifadesi olmuştu. İstediğimiz hedefe bir türlü varamadık kültür dünyasında diye. Aslında az önce siz altını çizdiniz. Bu kadar medya egemenliğine rağmen ve bu kadar baskıya rağmen kimse izlemiyor, okumuyor. Evet. Ve ciddi bir entelektüel birikim var bağımsız haber yapılması için. Ben, buyurun. Tabii Mehmet Bey cevap konuşacak ama ben yine destekleyicime ait de çünkü yazı yazdım bu konuda ben. Evet bu. Her sene tekrarlıyor bunu. Yani yanılmıyorsam 2013 ya da 2014'ten bu yana her sene
ya bir ya da iki kez siyasette işte pek çok alanda istediğimiz yere geldik ama maalesef kültürde, kültürde evet. eğitimde istediğimiz yere maalesef gelemedik. Bu konuda üzülüyorum diyor. İçimde bir işte ukde. Bir ukde, ukde de demiyorum ama üzülüyorum maalesef. Evet. Üzüntüsünü her sene, daha yeni de geçenlerde evet. 2020'nin son galiba Aralık ayında da galiba ya da Kasım sonu Aralık. Evet, yakın bir tarihte yine söyledi, tekrarladı. Evet. Bunu hep söylüyor, hep tekrarlıyor. Yani bir fasit daire için. Yaratıcılık esasen özgür düşünceye ihtiyaç duyar. Özgür değilse insan, her bakımdan özgür değilse yaratıcılık olmaz. Bu özgürlük derken toplumsal kurallara karşı da özgürlük, işte dinin kurallarına da karşı da, her türlü şeyi kapsayan bir özgürlük alanının genişliğinden söz ediyorum. Eğer öyle bir özgürlük içinde değilseniz yeni bir şey yaratamazsınız. Sanat eseri de yaratamazsınız, romanda yazamazsınız, şiirde yazamazsınız. Sorunu iktidarın, bugünkü iktidarın bence oradan kaynaklanıyor. Özgürlükleri her açıdan daraltıyorlar. Sadece bizler için değil, daraltmaya çalıştıkları özgürlükler. Kendi taraftarları açısından da çeşitli kurallar ve kısıtlamalarla o alanı daraltıyorlar. Ve onun için de bir evet. kültürel iktidara da ulaşamıyorlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz... Siz düşünme, yani yaratıcı, insanın yaratıcılığından söz ettiniz. Lise yıllarımda Alexander Dumas'ın şeyini okumuştum, Üç Silahşörler. Onun ön sözünde bir öykü vardı. İzniniz olursa öyküyü anlatayım. Alexander Dumas bu romanını ilk yazarken Paris'te gazetede tefrika ediliyor ve insanlar sabah erken saatte gidip gazete büfelerinin önünde gazeteyi bekliyorlar. Yeni alıp okuyalım. Ne oldu, roman ne oldu diye. Sonu ne oldu diye. Yaz ayı geliyor. Alexander Dumas diyor ki ben tatile çıkacağım diyor. Dönüşte yazarım. Gazetenin patronu diyor ki ya bütün Parisler seni bekliyor. Sen bekleyemezsin. Yani beklemek zorundasın, yazmak zorundasın diye. Hayır diyor, tatile çıkacağım. Onun üzerine mahkemeye veriyor. Ve mahkeme yargılama yapılıyor. Hakim diyor ki sen kamuoyunu bekletemezsin. Romanı bitirip ondan sonra tatile çıkacaksın. Dönüp arkaya diyor ki bana bir kağıt kalem getirir misiniz? Getiriyorlar bir kağıt kalem. Romanın baş aktörünün ismini yazıyor. Eline kılıcı aldı, ayakları titredi, yere düştü ve öldü. Altına son yazıyor. Patrona diyor ki götür yayınla, roman bitmiştir. Bu sefer patron aman sakın yapma, bunu bitiremezsin falan ve kendisi tatile çıkıyor. Şimdi bu sanatın gücünü ve kültürün gücünü gösteriyor. Yaratmanın gücünü gösteriyor aslında bakıldığı zaman. Sanatçı özgürce düşünür tabii. Resim yaparken, tabloyu yaparken, heykeli yaparken, bir romanı yazarken, öyküyü yazarken, şiiri yazarken. Bütün bunların hepsi bir düşünce ürünü. Bir düşüncede, felsefede, bilgide, birikimde, erdemde, ahlakta bir yoğunlaşma demektir bu. Yani sanatçı olmak kolay bir şey değil. Şimdi siz kültür diyorsunuz, kültürü geliştireceğim diyorsunuz. Rüşvet alan adamı büyükelçi olarak tayin ediyoruz. Hangi kültür ve hangi ahlak? Ve bu kültür nerede yeşerecek? Veya hiç liyakatsiz olan bir insanı getiriyorsunuz, bir yerde görevlendiriyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı, devlette önemli bir kurumdur. Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bütün dünya devletlerinde önemli iki kurumdur. Burada insanlar böyle tepeden bir yerlere gelmezler. Dişleriyle, tırnaklarıyla uğraşırlar, didinirler, yıllar içinde birikim sahibi olurlar ve gelirler. Siz getiriyorsunuz. Büyükelçi olarak hayatında büyükelçiliği, yani dış politika konusunda hiçbir yazı yazmamış kişiyi başka bir yere büyükelçi olarak atıyorsunuz. Bu hangi kültür, hangi bilgi, hangi birikim, hangi liyakat? Bunu oluşturamazsınız zaten. Böyle bir kültürü oluşturma şansınız da yok. Çünkü size oy veren bile bunun yanlış olduğunu kabul ediyorum. Okulları alalım. Okullarda şimdi eğitimin felsefesi nedir? Yani bana göre eğitim şu demek. Eğer siz eğittiğiniz çocuğu daha nitelikli ve daha kaliteli sorular sormasına olanak sağlıyorsanız o eğitim çok başarılıdır. Daha nitelikli sorular soruyor. Soruyor dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz vesaire falan. Bu eğitim başarılı bir eğitim demektir. Sadece ezbere dayanan bir eğitim başarılı olmaz. Çünkü yeni soru sormak, alan açmak, aklımızı kullanmak gibi bir alanı kapatıyorsunuz eğitimle. Biz eğitimde ne yaptık?
4+4+4 geldim. Bir kanun teklifi verildi Mehmet Bey. Bir kanun teklifi verildi. 5 milletvekili kanun teklifini imzalayıp verdi. Hiçbirisi eğitimci değildi. Hiçbirisi. Bakanın da haberi yoktu. Bakanın haberi yoktu. Bakanlar kurulunda görüşülmedi. Yani böyle bir çocuklarımızı denek olarak kullandık. Niçin? Bir kişi acaba kendi dünyasındaki kültürü oluşturabilir mi? Yok. Yok yani. Hayatında roman okumamış, bir şiir okumamış bir insan. Yani neyi yapacaksınız siz? Hangi kültürü oluşturacaksınız? Dolayısıyla kültür aslında çok farklı bir alan. Her alanda, belli, yani her alanda derken tabii sanattan tutun, dine kadar, efendim kültür şeyden tutun, matematikten tutun, efendim bilmem edebiyata kadar hemen hemen her alanda derinleşmek gerekiyor. Bunlar kültürü oluşturuyorlar zaten. Okursunuz, yazarsınız, çizersiniz, akılda kalanlar sizin daha farklı bir pencereden dünyaya bakmanıza yol açabilir. Ama Erdoğan'ın kültürle falan ilgisi yok yani. Dolayısıyla onun düşlediği kültür, hangi kültür ben mesela bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü onun düşündüğü kültürün gereğini, yani rüşvet alan birisini büyükelçi atamak benim ne kültürümde, ne inancımda, ne bilgimde, ne birikimde asla olmaz. Olmamalı zaten. Yani böyle bir şeye izin vermemelisiniz. Artı yolsuzluk yaptığı açık olan birisinin efendim meclisi toplayıp çoğunluğunuzla onların yargılanmamasının yolunu açıyorsunuz. Yargılanmıyorlar onlar. Yani malı götürenin yanına kar kalıyor. Siz bu kültürü yaşatamazsınız zaten. Büyütemezsiniz de böyle bir kültürü. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir ülkesinde büyütemezsiniz. Dünya başka bir yere gidiyor. Etik değerleri var. O değerler giderek güçleniyor zaten. Düşünün, Japonya'dan bir örnek vereyim. 4 saat sular akmadı diye Japonya'da belediye başkanı istifa ediyor. 4 saat sular akmadı diye. Niçin? Diyor ki suların akmasına sorumlu olan benim belediye başkanı olarak. Akmadı, istifa ediyorum. Biz de bırakın 4 saati. 15-20 gün su akmadı Ankara'nın gece kondularında. Hiç ne istifa eden oldu, ne üstünü alan oldu. Tankerle su götürdüler. Herkes Allah razı olsun belediye başkanından tankerle bize su getirdi. Yani kimse sorgulamadı. Bu yeni eğitimle insanların dünyayı tanımasıyla birlikte, ki bereket teknoloji bu imkanı veriyor, herkese veriyor. Cep telefonuyla bugün dünyanın her tarafındaki bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. İnsanlar yetişiyorlar, bakıyorlar, sorguluyorlar ve dolayısıyla Erdoğan'ın istediği kültürü ne oluşturmak ne de yaşatmak zaten fiilen mümkün değil. Fiilen mümkün değil. İstediği de zaten esasen bir kültürel gelişmeden ziyade tek tipleşme gibi geliyor bana. Onu şikayet ettiği şey o. Belki yani de şikayet toplum ettiği şey mühendisliği. Herkes niye benim gibi değil? Toplum esas mühendisliği. Derdi o. Onun için ona isyan ediyor. O da olabilir. Gerçekleştiremez. Evet diye. Yani herkes benim gibi düşünsün. Evet. Benim söylediğimi yapsın diye. Belki doğru. Evet. Dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gençlere yönelik ifadeleri de aslında sizi teyit eder türde. Yani çok ağır İtamda bulundu oradaki gençlere. Oysa çok renkliydi işte. Metallica şarkısı eşliğinde dans eden bir grup genç de vardı. Efendim, Özlem Hanım, şimdi buyurun. Delikanlı dediğimiz bir kavram var aslında. Yani gençler taşkınlık yapabilirler yani. Kırıp dökmemek kaydıyla. Oyun oynayabilirler, taşkınlık yapabilirler, şarkı söyleyebilirler. Genç bunlar ya. Delikanlı dediğimiz bunlar. Ve bizim kültürümüzde de delikanlıya biraz hoşgörüyle bakılır. Yani biraz aşırıya kaçtığı zaman da hoşgörüyle bakılır. Dolayısıyla hani bir atama yapılmış. Bu atamayı istemiyorlar. Normalde dinlenilmesi lazım. Ya burada bir eksiğimiz var denmesi lazım. Yani sadece gençler değil orada. Akademik dünyadan da çok sayıda hoca, onlar da istemiyorlar. O zaman siyaset kurumunun oturup dayatma kültürünün ötesinde, şimdi her üniversitenin dünyada bütün saygın üniversitelerin gelenekleri vardır, görenekleri vardır. O gelenekler yüzyıllar içinde giderek perçinler ve büyür aslında. Şimdi üniversiteleri üniversite yapan da zaten bunlardır, bu geleneklerdir. Boğaziçi'nin de kendine göre bir geleneği var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kendine göre bir geleneği var. Erzurum'un kendine göre bir geleneği var. Dolayısıyla her üniversite, üniversite olmanın getirdiği geleneksel yapıyı büyüterek ve zenginleştirerek ileriye taşır.
Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan bir kişi atıyorsun. İstemiyorlar. Bizde bir sürü diyorlar var. Bakın oraya atanan kişinin AK Parti'den milletvekili olup olmaması bana göre hiç önemli değil. Hiç önemli değil. AK Parti'den yine birisi olabilir ama Boğaziçi Üniversitesi'nin geleneksel yapısına uygun birisi olabilir. O kültüre uygun birisi olabilir. Orada da belki de... Önceki rektör... Evet. AKP'liydi. Önceki rektör de. Yani kimse de niye bu oldu veya olmadı diye bir itiraz olmadı. Yani tepede oturan kişinin bu tür atamaları yaparken üniversitelerin yapısına, durumuna vesaire bakarak bir gelenek var orada. Hep kendi işlerinden çıkıyor. ODTÜ'de bir gelenek var. Kendi işlerinden çıkıyor. Başka bir yerde bir gelenek olabilir. Oradan çıkabilir. Bunlar gelenekleri korumak lazım. Hem gelenek ya geleneklere sahip çıkın deniyor. Hem bütün gelenekler alt üst ediliyor. Öğrenciler de, üniversite hocaları da buna itiraz ediyorlar. Dinlemesi lazım, bakması lazım, konuşması lazım. Yani YÖK başkanı, iki tane YÖK var. Bir YÖK malum, bir de sarayda bir YÖK var. Bir Dışişleri Bakanlığı var, bir de sarayda bir Dışişleri var. Kim Dışişleri Bakanı belli değil mesela. İbrahim Kalın Dışişleri konusunda rahatlıkla konuşabiliyor. Mevlüt Çavuşoğlu zaten Dışişleri Bakanı. Bakıyorsunuz Milli Savunma Bakanı, o da Dışişleri Bakanı gibi. Kararlar veriyor, gidiyor, geliyor vesaire. Nedir yani devlette bizim gördüğümüz o sağlıklı, dinamik yapılanma yok. Çok parçalı bir yapı var. Onun yansımaları üniversiteye de düşüyor. Yansımaları başka yere de düşüyor. Bakanlıklara da düşüyor. Böyle bir garip yapı var yani. Tamam, az önce dediniz ki aslında mevcut mevzuat gazetecilik açısından basın özgürlüğünü pekala uygulamak için yeterli. Oysa biz son yıllarda özellikle gazeteciler olarak pek çok özlük hakkımızdan başlanan tırpanlamaya tanık olduk. Hem evet. Yargıtay nezdinde hem Anayasa Mahkemesi hem de iş davaları konusunda iş mahkemelerinden tüm davalar gazetecilerin aleyhine sonuçlanıyor. Son olarak bir meslektaşımız Ayşegül Doğan yaptığı evet. haberlerden dolayı bir dava ile yargılanıyor. Bir hakkındaki suçlama da örgüt üyesi olmak. Ve mahkeme şöyle bir şey söyledi. İletişim Başkanlığı'na yazalım, basın kartı var mı? Gazeteci olup olmadığına öyle karar verecek. Oysa bu arkadaşımızın çalıştığı kurum İmece TV KHK evet. ile kapatılmıştı. Ve dolayısıyla o süreçten bu yana da basın kartı olmadığını arkadaşımız söylüyor. Bizlerin de basın kartı yok. Ben de uzun süredir basın kartsız gazetecilik yapıyorum. Yani maalesef yargı kurumları da gazeteciler aleyhine kararlar verebiliyor. Nasıl ki işte siz defalarca dile getirdiniz. Yargıtay'da bir hafta görev yapmış bir kişiyi yüzden fazla Yargıtay üyesi Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçtiyse bizde de ne yazık ki siyaset baskın gelebiliyor. Yani mevcut yasalarda belki bir iyileştirmeye ihtiyaç olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası iktidarında şimdiden söyleyelim mevcut yasalar evet. yeterli değil bizim açımızdan. Özlem Hanım, bir yerde çürüme, tepede çürüme başladıysa o çürüme zaman içerisinde toplumun her kesimine yayılıyor. Yani elmanın içindeki çürümeyi düşünün. Çekirdekten başlıyor. Çekirdeğin etrafından başlıyor. Bütün elmayı çürütüyor. Şu anda devlette ciddi bir çürüme var zaten. Yani çürümeyi görüyoruz. Yani görmemek mümkün değil zaten. Çürümenin önündeki en ciddi engel, çürütmeyen toplumu, devleti çürütmeyen liyakat dediğimiz kavramdır. Yani işi ehline teslim etmektir. Gidersiniz işte devlette şöyle bir gelenek vardı mesela Maliye Bakanlığı'nda. Ben daire başkanı olarak atandığımda kimden sonra genel müdür yardımcısı olacağım ben biliyordum. Hiçbirimizin siyasi görüşü hiç önemli değildi ve kimse de bize hangi siyasi görüşe sahipsiniz diye sormazdı. Üstelik ben daire başkanıyken var olan hükümeti eleştiren yazıları yazardım Cumhuriyet'te. İkinci sayfada da yayınlanırdı. Ne benim genel müdürüm, ne hesap uzmanları kurulu başkanı, ne de hiç kimse... Ya da bakan sen bu yazıları nasıl yazıyorsun diye bir soru hiç sormadı. Hiç sormadı. Tam tersine benim yazdığım bazı yazıları dönemin bakanı kesip şeye gönderip hesap uzmanları kurulu başkanına gönderip bu konuyu araştırın ve inceleyin diye yazı yazdığını da biliyorum. Şimdi böyle bir şey hiç yok. Devlette çürüme başlayınca o çürüme aşama aşama yayılıyor. Tepeden başlıyor aşağıya doğru. Rüşvet meşru hale geldi. Yani neredeyse rüşvet yemeyen, bu da amma da şey, yani nereden çıktı bu adam başımıza, hiçbir şey yemiyor falan diye. Bu hale
dönüştü. Yozlaşma bu hale dönüştü. Devletin kurumları büyük ölçüde yozlaştı. Tabii doğal olarak bu yargıya da taşınıyor. Normalde Yargıtay, iş davalarına bakan Yargıtay'ın ilgili mahkemesi hep çalışanlardan yana karar verirdi. Sadece bizde değil, dünyada da örnekleri böyle. Şimdi bu kuralı da değiştirmeye başladılar. Gazeteci olup olmadığına onlar mı karar verecek? Gazeteci olup olmadığına gazeteciler karar verir. Yani işin doğasında bu. Bağımsız bir kurum olur. Adı Türkiye Gazeteciler Sendikası mı olur? Cemiyet mi olur? Veya bunlardan oluşan bir kurul mu olur? Otururlar gazeteci ise. Gazeteciliğin de kendine göre kuralları var, ilkeleri var. Arkadaşlarım var. Yani mesleğe nasıl başladığı, meslekte nasıl piştiği, nasıl büyüdüğü, nasıl geliştiği, nasıl önemli bir gazeteci olduğu. Bu birdenbire olacak iş değil. Tepeden inme de olmuyor bu. Orada da belli bir bilgi, birikim, deneyimden sonra belli yerlere geliyorsunuz. Şimdi Yargıtay oraya soralım basın kartı var mı yok mu? Orası yok diyecek. Vermedik diyecek. Ve üstelik gazeteci olsa dahi vermeyeceğim diyor. Vermediği çok meslektaşımız var. Ayrıca. Olmaz tabii yani. Dedim ki devlette çürüme var şu anda. O çürüme giderek yayılıyor zaten. Fark ediliyor bunu. Yani fark etmemek mümkün değil. Her alanda bunu görebiliyoruz yani. Böyle devam edelim evet, buyurun. Ben sarı basın kartına hiç başvurmadım. Dolayısıyla bana vermediler demiyorum. Almadılar da benden. Çünkü ben hiç başvurmadım. Kişisel tercihim başvuranlara da. İstanbul'da kolay tabii. Tabii öyle. Ankara'da olsaydım acaba Ankara'da böyle zor. Yapar mıydım? Böyle bir lüksüm olabilir miydi? Zor. O konuda kendime karşı dürüst olmak zorundayım. Gözden geçirirdim ben onu. Ben sizlerin duruşmalarına yani. Girerken dahi çok zorlandım basın kartsız. Evet. Duruşmaları almıyorlar mahkemelerin evet. Aleniyet ilkesi olmasına rağmen. Evet. Bu evet. Çok ayıplı bir konu. Efendim şimdi yani bunun devamı olarak düşünelim. Şimdi memlekette basın özgürlüğü yoksa hukuk da yoktur, demokrasi de yoktur. Öyle. Yani bu demokrasinin ve hukukun olduğu bir yerde basın özgürlüğünün olmaması mümkün değil. Basın özgürlüğü olmadığı için de bu ülkede ben profesyonel bir gazeteci olarak özellikle 2014'ten itibaren artan şekilde çok çeşitli baskılara maruz kaldım. Misal sosyal medyada troll ve tetikçi saldırılarına evet. maruz kaldım. İktidarın medyasında tetikçilerin sistemli saldırılarına maruz kaldım. Köşe yazarı kılıklı tetikçilerin. Program yapmam engellendi televizyonlarda. İşten çıkarıldım Milliyet Gazetesi'nde. Nihayetinde de işte hapse atıldım. Evet. Gazeteci olarak ama bugün de gazeteci olarak karşınızdayım. Ben şunu merak ediyorum. Siz CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olarak basın özgürlüğünün yokluğunu nasıl yaşadınız şahsınızda? Benim tecrübem bu. Sizin siyasetçi olarak ve parti genel başkanı olarak tecrübeniz nedir basın özgürlüğünün olmaması? Şöyle çok haksız ithamlarla karşılaştık. Gerçekten yani hak etmediğimiz, doğru olmayan o kadar çok haber ve o kadar ilginç yorumlarla karşılaştık. Hangisini düzelteceksiniz? Hangisini? Haksız eleştiriler. Geçen bir gene medya havuz medyası dediğimiz emin oldum tuttum 5 paralık dava açtım. Ne yapayım yani değeri 5 para şimdi. Mahkemede bunu kabul etti. Para yok tabii de 5 kuruş diye. 5 kuruşluk tazminata mahkum etti. Normalde o gazetenin yani düzeltmesi lazım. Bu hatayı yapmaması lazım. Özür dilemesi lazım. Yapmıyorlar. Aynı şeyler olduğu gibi devam ediyorlar. Televizyonlar gene aynı şekilde. Ben bizi eleştiren televizyon kanallarına yani tek taraflı yayın yapan televizyon kanallarına da söyledim. Ya bizi niye çağırmıyorsunuz? Biz de çağırın yani. Üstelik hani biz size illa şu gazeteci gelsin bize soru sorsun diye bir şey böyle bir şey böyle bir olay hiç düşünmedim zaten. Siz istediğiniz gazetecileri de davet edin. Yani biz de çıkalım oraya. Bize de soru sorun. Biz de cevap verelim diye. Bu alanı da tümüyle kapatıyorlar bize. Dolayısıyla toplumdaki kutuplaşma yani toplumun bilgilendirilmesi. Orayı izleyen kişinin de bizi dinlemeye hakkı var. Olsun. Diğer kanallarda davet geldiği zaman onlar da özgür yayın yapan, onlar da davet ettiklerinde gelsinler, oturulsun, tartışılsın, konuşulsun. Sizler hatırlarsınız yani 1970'li, 80'li, 90'lı yıllarda
genel başkanlar otururlardı hep beraber, bir gazeteci soru sorardı, onlar yanıtlarını verirdi. Herkes bunu bilirdi. Tabii açık oturum. Açık oturumlar. Hatta ben bir ara televizyoncu arkadaşlara şunu söyledim. Geçen Kurban Bayramı'nda veya Ramazan Bayramı'nda dedim ki ya şöyle bir çağrı yapın genel başkanlara. Gelsinler herkes bayramda şeyi anlasın. Yani bir masanın etrafında toplanalım. Çocukluğunu anlasın, arkadaşlığı anlasın, nasıl evlendiğini anlasın, ilk aşkını anlasın, şiir yazdığı şiir. Yani siyasetin tamamen dışında. Ya biz de insanız. Yani bizim de artılarımız, eksilerimiz olabilir. Yani oturup insanca bir konuşalım ya. Bu genel başkanlar da bizim geçtiğimiz süreçlerden geçmişler desin vatandaş. Emin olun yapamadık. Olmadı yani. Kutuplaşma, medya aracılığıyla kutuplaşma çok daha tehlikeli. Çünkü sizin söylediğinizi karşı taraf hiç dinlemiyor. Dinlemek istemiyor. Tamamen düşmanlaştırmış kendi kafasında. Oysa medyanın görevi topluma doğru bilgileri aktarmak. Varsa farklı bilgiler onları aktarmak. Onları tartıştırmak. Doğrudan da zaten medya illa şu illa bu yapacaksın değil. Yani izleyen kişi evinde otururken kendi kafasına göre şu haklı veya şu haksız diye düşünebilir. Ama ona o ortamı sağlamak lazım. İnsana o ortamı sağlamak lazım. O ortam maalesef sağlanmıyor. Yani biz de siyasette gördüğümüz en temel eksiklik bu. Bakın şöyle bir şey. Geçen bir konu tartışıldı. Erdoğan kalktı dedi ki Kılıçdaroğlu bu konuda hiç konuşmadı. Halbuki ben konuşmuştum. Ama onun okuduğu gazeteler bana hiç yer vermiyor. Yani genel başkan, CHP genel başkanı şunu söyledi veya şunu söyledi demiyor. Hiç haber yok zaten. Bizimle ilgili hiç haber yok. Negatif bir şey olursa o zaten haber olarak giriyor oraya. Kendilerine göre yazıyorlar. Yazsınlar mı? Ona itirazım yok yani. Olabilir. Bizi eleştirebilirler. Ama en azından haber olarak, yorum değil, haber olarak benim o konuda ne söylediğimi yaz. Yani küçük bir yerde de yazabilirsin ama okuyan bakacak ki ya Kılıçdaroğlu bu konuda bunu söylemiş. Siz o söylediğimi eleştirebilirsiniz. Bu yanlıştır diyebilirsiniz. Yorumlar... Aksi yorumlar yapılabilir. Buna da itirazım yok. Ama en azından haberi ver kardeşim. O da verilmiyor. Böyle bir sıkıntımız var. Yani sadece bana ait değil. Yani bu diğer bizim Millet İttifakı'nı oluşturan diğer genel başkanlar için, parti sözcüleri için de geçerli bir kural. Yani böyle ayrışan, bir araya gelmeyen. Oysa mesela şu da olabilir. Partilerin sözcüleri var. İşte bizden Faik Bey var, karşı taraftan diğer arkadaşlar var. Bunlar da mesela bir televizyon programında bir araya gelebilirler. Parti sözcüleri. Ne olacak? Sizler çıkarsınız, soruları sorarsınız. Onlar da yanıtlarlar. Vatandaş da dinler, neyin ne olduğuna karar verir. Ama dediğim gibi bu tablo Türkiye'nin gündeminden çıkarıldı. Böyle bir negatif gerçekle karşı karşıyayız. Mehmet Bey buyurun. Siz de devam edelim. Biraz konuyu değiştirelim diye düşünüyorum. Aynı şeylerin etrafında dönmeyelim. Şimdi ciddi bir yerel medya sorunu var Türkiye'nin. Eminim siz de farkındasınız. Bizim ana medya İstanbul'da, evet. Ankara'da çalışan, yaşayan, bulunan yayın organlarında kilerden daha farklı sorunlar yaşıyor. Öyle. Yerel medyadaki arkadaşlarımız. CHP'de yerel iktidara sahip bir parti. Evet. Son seçimlerden sonra daha da güçlenmiş durumda. Peki sizin o yerel medyayı güçlendirmek için bir projeniz, bakışınız, bir genel uygulamanız var mıdır? Şöyle, yerel medya bizim belediyelerin olduğu yerlerde yerel medya zaten rahatlıkla yayın yapıyor. Herhangi bir karşı çıkış vesaire, niçin bu yayını yaptın, ben seni cezalandıracağım diye bir duruş da yok, bir düşünce de yok. Yerel medyanın yaşadığı sorunlar çok daha fazla. Belediyeler özellikle yerel medya üzerinde baskın olabiliyorlar çünkü kaynak orada, gazete ilanları orada, dolayısıyla iktidarı eleştirmekten, yerel iktidarı eleştirmekten çekiniyorlar, korkuyorlar biraz. Geçen Kastamonu'dan bir grup arkadaş geldi, gazeteci arkadaş geldi. Onlar Orman Genel Müdürlüğü'nün ilanlarının, diyelim Kastamonu'da ormanlarla ilgili ihaleye çıkıyorlar, bazı yaşlı ağaçların kesilmesi vesaire.
O ilanların en azından bizim gazetelere verilmesini arzu ediyorlar. Böylece yerel medya biraz daha rahat yaşayabilecek diye söylüyorlar. Televizyonları olanlar daha ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Orada da ciddi sorun var. Aslında objektif kurallar getirip hem yerel hem yaygın medya için objektif kurallar getirip devletin bu objektif kurallar içinde onlara destek vermesi lazım. Basın ilan kurumu nasıl oluşturulma gerekçesi bu aslında. Kamu ilanlarının objektif olarak bir şekilde aktarılması, kamu bankalarının ilanlarının bir şekilde objektif olarak aktarılması, bunlar yapılabilir. Yerel medyada çalışan gazetecilerin sosyal güvenlik sorunu var, kıdem tazminatı sorunu var. Eğer sosyal güvenlikleri yoksa hastalandıkları zaman sağlık giderlerini karşılayamıyorlar. Pek çok sorun var. Onlarla da 3 veya 4 kez bir araya geldik. Yerel medyayla geldik. Bir toplantıyı Ankara'da yaptık. Bir başka toplantıyı, son toplantıyı yanlış hatırlamıyorsam Marmaris'te yaptık. Türkiye'nin her tarafından yerel medya mensuplarını çağırdık ve onların hem sorunlarını dinledik hem biz kendi çözümlerimizi onlara aktardık. Efendim, bu arada istihdam dışı çalışanlarla birlikte gazetecilikte işsizlik oranı %30'lara varmış durumda. Türkiye'nin en büyük işsiz meslek gruplarından biriyiz. Öyle. Gazeteciler olarak. Özellikle de az önce siz vurguladınız, sosyal güvenlikten yoksun çalıştırma. Yani çok güvencesiz ortamda çalışan çok meslektaşımız var. Peki ben bizim yaşadığımız son bir örnekten hareketle bir şey daha sormak istiyorum. Bu siyasette algı yönetimi, her şey onun üzerine ve kendi evet. kitlesini konsolide etmek. Az önce siz de ifade ettiniz, benim sözlerime yer vermiyorlar ve Kemal Kılıçdaroğlu buna hiç değinmedi diyebiliyor dediniz. Evet. Ve o medyada gerçekmiş gibi yer alabiliyor öyle. O cümle. Şimdi biz de Olay TV olarak 26 gün süren çok kısa bir yayın tecrübesine sahip olduk. Böylece Türkiye medya tarihine farklı bir süreç içinde girmiş oluyorsunuz. Öyle oldu. En kısa yayın yapan evet. televizyon. Şöyle bir ithamla karşı karşıya kaldık. İşte HDP yayınlarına daha çok yer verdiler. Ve genel yayın yönetmenimiz Süleyman Sarılar, bence bir meslek insanı olarak züldür ama yapmak zorunda kaldı. Evet. HDP'ye 51 dakika sadece HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın grup konuşmasını evet. vermişiz. 26 gün boyunca tek yayınladığımız konuşma o ama 600 dakika iktidar partisine evet. yer vermişiz. Yani bir siyasi partinin bu kadar ötekileştirilmesi, onun üzerinden gazetecilerin bu kadar hedef haline getirilmesi, bu konuda aslında herkesin meselesi değil midir bu? Sadece HDP'nin ve gazetecilerin değil. Yarın bir gün bu Saadet Partisi'ne de yapılabilir, İyi Parti'ye de yapılabilir, başka bir meslek grubuna da yapılabilir. Az bu, önce Kadir Bey dedi ya, hani toplum sahip çıkmıyor gazetecilerin meselesine. Yine dönüp dolaşıp aslında oraya geliyoruz. Bu bir demokrasi meselesi yani. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Kim diyor? Anayasa diyor. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ise siyasi partilerin sorunları çözme konusundaki görüşlerini medya aracılığıyla kamuoyuna duyurmaları kadar doğal bir şey yok. Vermiyorsunuz, yazmıyorsunuz, cezalandırıyorsunuz. Siyasi iktidar cezalandırıyor. Bu çok ağır bir olay, çok ağır bir olay. HDP'nin haberlerini veriyor. İşte az önce siz de söylediniz, yaptığı açıklamaları, Sayın Sarılar'ın yaptığı açıklamaları ben de okumuştum. En az süreyi zaten HDP'ye verilmiş. En çoğunda zaten AK Parti'ye verilmiş. Daha ne istiyorlar? Onların istediği şu, sadece bizi vereceksiniz. Diğerlerini hiç vermeyeceksiniz. Kimse görmeyecek onları. Kimse bilmeyecek. Onlar var olan sorunlar nasıl çözülür? Onların görüşleri nedir, ne değildir? Artıları, eksileri nedir? Bu tartışılmasın, hiç görünmesin. Sadece bizi vereceksiniz ve o da bizim istediğimiz şekilde vereceksiniz. O zaman siz makbul gazeteci oluyorsunuz. Yayın organı makbul yayın organı oluyor. Devletten her türlü ikramı alıyor, her türlü desteği alıyor. Diğerleri de cezalandırılmak üzere hazır bekleyen kuruluşlar oluyor. Ellerinden geldiği zaman her türlü cezalandırmayı da yapıyorlar. Bunu halk görmüyor mu? Görüyor aslında yani. Görmemesi mümkün değil. Yani yaşanan tablo çok sıkıntılı bir tablo. Erdoğan da bunu görüyor. Görmemesi mümkün değil. Yani bugün işte sosyal medyada görüyoruz. Yani
kaç yıldır diyor AK Parti'ye oy veriyorum, mahvettiniz diyor. Çiftçi diyor, neredeki? Niğde'deki çiftçi söylüyor bunu. Esnaflar da aynı şeyi söylüyorlar. Emekliler de aynı şeyi söylüyor. Yani sıkıntı var yani. Türkiye'yi şu anda yönetemiyorlar. Yönetme güçlerini, yönetme kapasitelerini kaybettiler. Etrafında sağlıklı bilgi aktaracak kişi de bırakmadılar. Yani bazıları en azından Erdoğan'a ya şu yanlıştır. Sayın Cumhurbaşkanım veya Sayın Genel Başkanım şu yanlıştır, bunu yaptığınız takdirde şu sonuçlar çıkar diyecek adam da bırakılmadı. Bir kişi ne derse o %100 kabul ediliyor ve ona göre karar alınıyor. Dolayısıyla da o Türkiye'yi bu noktaya taşıdı. Ben şöyle, Türkiye bu noktadan çıkar mı? Evet çıkar. Demokratik yollarla çıkar. Şöyle bir düşüncem var. Belki de bizler, yani demokrasiden yana olanlar, belki de dünya siyaset kültürünü çok önemli bir şey armağan edeceğiz. İlk seçimlerde demokratik yollarla bir dikta yönetimini sandıkta yeneceğiz ve demokratik yollarla yeni bir hükümeti inşa edeceğiz ve devleti tepeden tırnağa yeniden ahlak üzerine, erdem üzerine, liyakat üzerine, sağlıklı bir zeminde, demokrasinin bütün kurum ve kurallarını güçlendirerek ve uygulayarak bunları hayata geçireceğiz. Bu ittifakın şöyle bir özelliği var, onu da ifade edeyim. Geçmişte ittifakı oluşturan partiler çok farklı siyasi görüşlere sahipti. Bugün de çok farklı siyasi görüşlere sahip. Ama bir ortak payda oluşturduk, demokrasi gibi. Çünkü demokrasi sadece benim için değil, benim gibi düşünmeyen insanlar için de geçerli olan bir kavram. Dolayısıyla bir demokrasi paydası oluştu ve bu payda giderek büyüyor, sürekli giderek büyüyor. Toplumun her kesiminde kabul görmeye başladı. Biz ilk seçimlerde iktidara geldiğimizde dünya siyaset tarihine dikta yönetimlerinin demokratik yollarla nasıl devrileceğini bütün dünyaya göstermiş olacağız. Nasıl yenileceğini, nasıl kazandığımızı bütün dünyaya göstermiş olacağız. Bence bu çok önemli bir gelişme olacak. Ben şeyde çok özür dilerim. Rica ederim. Şunu da söylemiştim. 3 veya 4 yıl önce Avrupa Konseyi'nde bir toplantıya çağırmışlardı. Sivil toplum örgütlerini. Ben de katılmıştım oraya. Orada dünyanın bütün demokratlarının birleşmesi gerektiğinden söz etmiştim. Marx'ın dünyanın bütün işçileri birleşin, zincirlerinizden başka kaybedeceğiniz bir şey yok diye. Biz de o dönem ben de çağrıyı dünyanın bütün demokratlarının birleşmesi gerektiğini, otoriter yönetimlere ve otoriter kişilere karşı işbirliği yapmaları gerektiğini ifade etmiştim. Ben bugün geldiğimiz noktada bu çağrının ne kadar önemli olduğunu da görüyorum. Evet, bugün geldiğimiz noktada otoriter yönetimlerin sonlanacağını, demokrasilerin ve demokrasiden yana olanların güçleneceğini düşünüyorum. Türkiye'de bu sürecin içinde önemli bir parça tabii. Bu sürecin içinde Türkiye'de demokratik standartlarını büyütecektir. Çünkü var olan sistemin topluma maliyeti çok net bir şekilde çıktı. Ekonomik olarak çıktı, siyasal olarak çıktı. Bakıldığı zaman iki alanda da Türkiye kaybediyor. Türkiye'nin kazanması için demokratik standartlarını büyütmesi gerekiyor. Ben bir yorum ve soru ile devam etmek istiyorum. Yorumum, ben iyimserliğinize katıldığımı paylaşmak istiyorum sizinle ve izleyicilerimizle. Çünkü tam otoriterliğe geçemeyen bir yarı otoriterlik ya da rekabetçi otoriterlik neticede seçim yapmak zorunda kalıyor ve bu seçim yapılan oyun sahası ne kadar eşitsiz olursa olsun muhalefetin bu eşitsiz oyunda iktidarı yenme imkanı olabiliyor. Bunun örnekleri var dünyada ama Türkiye büyük bir ihtimalle bunun en büyük örneği olabilir. Evet. Bu imkan var. Muhalefetin becerisine ve kapasitesini arttırmasına bağlı. Tam bu noktada da Niğdeli çiftçi örneğini verdiniz. Evet. Niğdeli çiftçinin yakarışı. Ama evet, dediniz ki sosyal medyada gördük. Evet. Şimdi bugün Türkiye'de konvansiyonel medyanın en büyük patronu iktidar. İktidarın kendisi. Evet. %90'ından fazlasını kontrol ediyor sektörden geri kalanın. Yani televizyon en büyük enformasyon, sözde enformasyon kaynağı artık ne demek lazımsa. Ve onun da neredeyse birkaç kanal hariç tamamını kontrol ediyor. O zaman geriye
sosyal medya kalıyor evet. muhalefetin etkinlikle kullanabileceği mecralardan biri ama ona karşı da bir tedbir düşünüyor şu an ve bunu uygulamak aşamasına evet. geldi. Uygulama aşamasında. Yani 2018'de nasıl ana akım medyaya el koyup satın alma yoluyla evet. el koyup seçime gitti Haziran'da. Evet. Şimdi de sosyal medyayı boğmak gibi bir planı uyguluyor. Bu da bence önümüzdeki seçimin ön hazırlığı. Öyle. Yani işte Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul eden sosyal medya, uluslararası sosyal medya kuruluşları üzerine denetim sağlayacak, içerik denetimi yapacak. Kabul etmeyenler, gelmeyenlerin de alan bandını daraltacak, kullanılmaz hale getirecek. Bu açıdan parti olarak siyasal iletişiminiz için kullanmak üzere üzerinde çalıştığınız alternatifler var mı? Benim aklıma misal yukarıda da stüdyoya evet. Salona gelmeden önce Telegram geliyor. İşte Telegram'ın 200 bin üyeye kadar gruplar oluşturma imkanı sağladığını biliyoruz. Telegram'a böyle bir davet yapılmadı. Twitter, YouTube ve Facebook'a yapıldı. Türkiye'ye gelin, temsilciler bulundurun falan diye. Ama Telegram'da giderek dünyada enformasyon akışı açısından, sadece haberleşme değil, evet. WhatsApp gibi enformasyon akışı açısından giderek yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ben burada Telegram'ın propagandasını yapmak için bulunmuyorum evet. ama sadece bir spontane olarak şu an aklıma gelen bir evet. fikir olduğu için paylaşıyorum bunu. Alternatif araçlarınız var mıdır? Çünkü sosyal medyada boğulduğu zaman bu muhalefetin siyasal iletişiminin de büyük ölçüde boğulması anlamına gelecek. Var tabii. Telegram kullanıyoruz. Özellikle son aylarda biraz daha yoğun olarak kullanıyoruz. Burada asıl olan aslında gidip vatandaşla konuşmak. Bunu yapmaya özen gösteriyoruz. Ben referandum sürecinden sonra mitinglerin ne kadar gereksiz olduğunu gördüm ve tanık oldum. Çünkü mitinge bizim partililer geliyor, hep beraber slogan atıyoruz, gayet başarılı, sonra evlerimize dağılıyoruz ama seçim sonuçlarına baktığımızda beklediğimiz olmuyor. Şöyle bir yöntem üzerinde uzun süredir çalışıyorum. Sayıları 25-30'u geçmeyecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeli ama saygın insanlar var, kanaat önderleri var. Bunlarla ben toplantılar yapıyorum. Toplantının süresi en az 2,5-3 saat. Toplantının başında onlara şunu söylüyorum. Bizi zaman zaman televizyonlarda görüyorsunuz. Ya keşke bir bulsam da karşıma çıksa da şu soruyu sorsam diye aklınızdan geçer. Bana aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Ben de büyük bir samimiyetle sizin sorularınızı yanıtlayacağım diye. Bu toplantıların çok büyük artılarını gördüm. Çünkü toplantıya katılan kanaat önderlerinin büyük bir kısmı bizi hiç bilmiyor. CHP'yi bilmiyor. Kendilerine aktarılan bir CHP var. O CHP üzerine yorum yapıyorlar. Ama gerçekle yüzleşiklerinde öyle bir CHP'nin olmadığını, farklı bir CHP'nin olduğunu, kendilerine karşı da son derece duyarlı olduklarını, inançlara, kimliklere, yaşam tarzına saygılı olduğunu öğreniyorlar. Bu toplantıların çok büyük yararını gördüm. Bunları hala yapıyoruz, sürdürüyoruz. En son Karabük'te yaptık böyle bir toplantıyı. Bu toplantıya Cumhuriyet Halk Partililer katılmıyor. Ben, bir iki arkadaş varsa yörenin milletvekilleri, bunlar katılıyor. Bunlarla biz oturup uzun uzun konuşuyoruz ve sohbet ediyoruz. Artı milletvekillerimizi gönderiyoruz. Bir ekonomi masası kurduk. Bu ekonomi masası ayrıca ekonomik sorunların nasıl çözüleceğini bir şekliyle ilgili aktörlere, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, emekli dernekleri vesaire bunlarla oturup konuşarak bunlara aktarılıyor. Bunlarla konuşuluyor. Şöyle, şu nokta bizim için çok önemli. Yarın seçim olacakmış gibi çalışmak. Yani bekleyelim, seçim sırasında alana çıkarız. Hayır, bunu yapmıyoruz. Yani örneğin biz geçen hafta 23 milletvekilini Elazığ'a gönderdik. Deprem sonrası ne oldu diye. Biz gittikten sonra iktidar partisi de oraya gitti. Ne oldu? Biz gitmeseydik iktidar partisi hiç gitmeyecekti orayı.
Ama Elazığlılar da biliyorlar ki CHP milletvekilleri geldiği için onlar geliyorlar. Onlar bizim sorunlarımızı dinlediği için onlar gelip ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Benzer uygulamayı diğer iller içinde yapıyoruz. Bu pandemi biraz bizi sıkıştırdı. Dolayısıyla illere gidip illerde kanaat önderleriyle oturup konuşmak, karşılıklı sorularımızı birbirimize aktarmak gibi bir çabamız var. Yani sosyal medya tamam ama sosyal medya dışında da diğer çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca güzel projeler de hazırlıyoruz. Yani Türkiye'de istihdam yaratacak olan, Türkiye'yi bir süratle büyütecek olan projeler de hazırlıyoruz. Onu da seçimlere belli bir süre kala onu da geniş kitlelere halkla paylaşacağız. Yani bakın yarın seçime gidecekmişiz gibi. Çünkü iktidarın ne yapacağını bilmiyoruz. Bir tahmin yapmak mümkün değil. Her an her şey yapılabilir ama biz bütün bu koşullara karşın hazırlıklı olmak zorundayız. Son soruyu isterseniz size verelim Mehmet Bey. Peki teşekkür ederim. Yaşlıyım diye. Estağfurullah. Şimdi tabii 1,5 saat oldu aşağı yukarı konuşuyoruz. Evet. Olmayan bir şey üzerine konuşuyoruz yani. Türkiye'de olmayan bir basın özgürlüğü üzerine konuşuyoruz. Geleceğe ilişkin ümitli şeyler. Peki şunu söyleyebilir misiniz bize? Mümkün mü? Yarın seçim oldu ve iktidar el değiştirdi. Basın özgürlüğünü tesis etmek için ilk alacağınız karar ne olur? İlk yapacağınız eylem nedir yapacağınız? Basın özgürlüğüyle ilgili olarak ilk yapacağımız şey medya mensuplarını yani sizlerin sizleri temsil eden dernek veya sendika mensuplarını davet edip sorunları dinleyip ve onlardan çözüm önerileri almak. İlk yapacağımız iş o. Yani kendimiz oturup biz şu kanunu hazırlayacağız demeyeceğiz. Çağıracağız. Yaşadığınız sorunları. Çünkü sorunu en iyi siz biliyorsunuz. Çünkü siz yaşıyorsunuz sorunu. Bizim aklımızda bazı çözümler var az önce ifade ettiğim gibi. Ama bu çözümler yetersiz olabilir. Hatta bu çözümler yanlış da olabilir. Eksik de olabilir. Dolayısıyla biz hazırladığımız bir metni veya bir çözüm paketini size sunarız. Sizler de alır bakarsınız. Dersiniz ki ya şurası yanlış, şurası doğru ve bize gerekçeleri aktarırsınız. Biz de ona göre düzenlemeler yaparız. Evet. İlk yapacağımız iş olayın muhataplarıyla bir araya gelmek. Bakın Mehmet Bey ben pandemi sürecinde ilk yaptığım açıklamada şunu söyledim. Erdoğan'a çağrıyı yap. Dedim ki süratli bir şekilde ekonomik sosyal konseyi toplayın. Ya bu insanlar sorun yaşıyor. Karşıda da masanın karşı tarafında da bakanlar olsun. Sorunlarını aktarsınlar. Bakanlar da nasıl çözüleceğini bilsin. Yani sorunu bir görsün, bir tanısın. Yani sorunu yaşayan insan sorununu anlasın. Fakat bunu hiçbir zaman yapmadı. Çünkü her şeyi ben bilirim diyor. Ne demek ekonomik sosyal konsey? Bir de üstelik anayasal kurulmuş. Hiç önemli değil dedi. Dinlemedi bile yani. Davet bile etmedi maalesef öyle bir tablo. Buyurun. Hapisteki gazeteciler sorunu var. Siz iktidara geldiğinizde yargı probleminin çözülmesini mi beklemek gerekecek hapiste gazetecilerin? Gazeteci oldukları için, hapiste olanların serbest kalması için. Şimdi yargı problemi var. Bir de var, yani biliyorum. Basın özgürlüğü açığını besleyen bir yargı problemi var Türkiye'de. Emin olun. Adalet problemi var. Emin olun. İktidara geldiğimizde bütün bu sorunlar çok hızlı çözülür. Çok hızlı. Yargı siyaset kurumunun kendisine baskı yapmadığını ve oturup vicdani kanaatine göre ve evrensel hukukun öngördüğü kurallara göre ve hukukun üstünlüğü ilkesine göre karar verecektir. Biz bunu isteyeceğiz sadece yargıdan. Yargıya müdahale etmek gibi bir lüksümüz, bir anlayışımız kesinlikle söz konusu değil. Zaten bu anlayıştan hareket ettiği zaman medya, affedersiniz, yargı mensubu zaten vereceği karar 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Yani bir gazeteci haber yaptı diye hapse mi atılır Allah aşkına yani? Oturursunuz, yargılarsınız. Ama öyle bir noktaya geldi ki Anayasa Mahkemesi kararlarını alttaki mahkeme uygulamıyor. Şimdi sözde reform yapacaklar. Arkadaşlar grup başkan vekilleri anlattı. Dediler ki reform yapacaklarmış. Anayasa Mahkemesi kararını alt mahkeme uygulamazsa ona bir suç verecek. Yani disiplin suçu gibi bir şey verecekler mi? Ya disiplin suçu olur mu? Onu hakimlik mesleğinden atılması lazım. Yani bunun disiplinle ilgisi bir şey, ilgili bir şey değil. Devlet krizine yol açıyorsun. En tepedeki mahkeme kararı böyle uygulayacaksın diyor. Alttaki hayır ben uygulamayacağım diyor.
Bir de şunu söyledim. Peki mahkeme kararını uygulamadı diye Yargıtay'a seçilene ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız ona? Ona hangi cezayı vereceksiniz? Eylemde ve söylemde tutarlılık olursa sistem kendi içinde yürür. Bana göre en rahat yönetim devlet yönetimidir. Çünkü devlet yönetiminde her şeyin kuralı belli. Yasalar var yani. Odacı ne iş yapacak? Genel müdür ne iş yapacak? Müsteşarı ne iş yapacak? Daire başkanı ne iş yapacak? Hepsinin görevleri belli. İhale nasıl yapılır? Hepsi var. Bozulan ne? Yukarıdakinin yasalara aykırı talimat vermesi ve o talimatın gereğinin bürokrasi tarafından yerine getirilmesi. Sorun buradan başlıyor zaten. Her şey yasalara uygun yapılırsa hiçbir sorun yok. Aksayan bir şey olursa zaten onu da yargı düzeltir. Parlamentolar kanun çıkarma fabrikası değildir. Az yasa çıkarırlar. Çünkü yasadaki boşlukları yargı doldurur. Yargı çıkar, içtihat haline getir. Diyelim Yargıtay Dava Daireleri Genel Kurulu bir karar aldı veya Danıştay Dava Daireleri Kurulu bir karar aldı. O karar, bütün hakimler ona uyar. Sizin bir kanun çıkarmanıza gerek yok. Hepsi ona uyar. Şimdi biz yargının sağlıklı karar alma sürecini de kapattık. Çünkü her olaya özgü bir kanun çıkarıyoruz. Hakim de şaşırıyor. Ya akşam böyle karar verecektik, sabah kanun değişmiş. Bir de torba kanun var. O çıkan yasa değişikliğini de çoğu zaman savcılar ya da hakimler bilmiyorlar. Bir gece yarısı bir kanun çıkıyor. Hakimin nereden haberi olacak o kanun çıktığından? Buna benzer gariplikler var ama hepsi çözülür. Efendim, öncelikle bizi bu özel günde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ev sahipliği için. Evet. Meslektaşlarımız Mehmet Yılmaz ve Kadri Gürsel'le birlikte basın özgürlüğü karnesini konuştuk. Evet. Türkiye'nin davalar, soruşturmalar, otosansür baskıları gazeteciler üzerinde sürerken özellikle pandemi nedeniyle çok sayıda meslektaşımız işsiz kalmışken buradan sesini duyaramadığımız meslektaşlarımızın evet. affına sığınalım. Süremizi doldurduk. Evet. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için size de ayrıca çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Sağ olun.